arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün babam ve ben ahşap oyuncak oyunları yapacağız. Şimdi size oyunda yapacaklarımız şeyler söyleyeyim. Mesela bir DNA sarmalı yapacağız değil mi şu an? Bir DNA sarmalı. DNA sarmalında ne yapacağız? Yarışacağız. Evet. Değil mi? Bakalım kim en güzel DNA sarmalını yapacak. Öyle değil. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? En önce düşüren kaybeder. Tamam. Kala challenge yaptı. 10 dakika sürecek. Yok daha neler. Evet. 10 dakikada DNA sarmalı mı? DNA testi olur da 10 dakikada. Ben eskiden 10... Pardon, videonuza karıştım. Sesimle konuk oldum. Arkadan gülücük merak sesleri etme. Gelebilir. Sitcom yapabiliyoruz. Arkadan kahkaha sesleri, gülücük sesleri. Ve arkadaşlar, evet, bugün arkadaşlar, bir konuk yapacağım. Ben anne. Ama annen... Evet, kredi ben yönetmenimizi... Yazı yazmadım ama neyse, olsun bu sefer böyle olsun. Kafanızı keseyim, dur. Ay! Şimdi açıyoruz babacığım. Evet. Şimdi bu oyuncak bize kimden geldi? Oğlumun dayısının doğum günü hediyesi. Lengo. 5. doğum gününde. Evet, nasıl hatırlıyor? 5. doğum günü. Hayır, yanlış hatırladı. 5 yaşındaki. Şey, 4. 4. babacığım. 5,5. 4. 4. doğum günü, evet doğru. Volkan dayısının hediyesi bu. Lengo ahşap yapı blokları. Evet, açalım mı? Baba, 5. doğum gününde neden korsan? Çünkü o geldiğinde ben zaten korsan kıyafetliydim. Doğru söylüyorsun. Aa, süpersin Çak. Hafızaya bak, babası gibi. Evet. Ben onu yandan görüntüsünü biliyorum. Yandan mı? Evet. Volkan dayına öpücük yolla, belki izler. Kutumuz. Yarışırız. Kanı varsa da ben atayım. Bilmiyoruz ki, varsa atarız. Ama söyledin mi? Bu video aynı zamanda babamın kanalı neydi? Ek bildirimde, bir de benim kanalım Buğra Kuzey'de. Evet. Babamın kanalı ek bildirimde, çok hızlı fırlatacağım. Aa, bir dakika. Bir de benim okulda yazarken babamın ismi Hasan diye Hasan çıktı okul. Ben birinci sokum ya okul defterimizde ve ona önce bir ipucu veriyorlar. Göstereyim ona mi? Kalp yaptım. Göstereyim. Ve yanımda 3 falan, 3 tane, 4 tane falan kalp yaptım. Göster oğlumun ince yazısını göster. Öğretmenin de güzel bir mesaj atmış. Ama onu söylemeyeceğiz. Özel hesap değil mi? Evet baba. Evet, kameraya göster, ben gördüm zaten, babacım çok uyumuş. Evet şöyle. Evet. Yakınlaştıralım. Hasan yazık. Asistanımız. Hasan yazık. Kalp at. Yapmış benim. Şimdi. Abi. Evet, videoya geçebiliriz. Şimdi nasıl yapıyoruz babacığım? Ben eskiden bunlarla dinozor parkı giriş yapmıştım değil mi, evet, ya? Evet. Başlayalım mı? Evet. Tamam. DNA sarmalı. O zaman DNA sarmalını da bekliyoruz. Ben başladım da. Bekliyoruz diyorum ya. Başlıyoruz ya. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şöyle. Şimdi DNA, şöyle şimdi DNA sarmalı yapalım. Çubuk sonra biraz çapraz bir çubuk koya. Zaten bunlarda bir yerden ince insanlar geçiyor. Diğer kalın yerden şişman insanlar geçiyor gibi düşünün. Ben sürekli öyle düşünüyorum. Bu yüzden biraz dikkatli yapalım. Tamam, 10 dakika değil 5 dakikaya düşünüyorum. Sen de ilerleyin baba. Sen zaten süpersin ya. Ben eskiden 4. kata geçecekken kırılmıştı. 2. değil. Bir tane masayı böyle. Sarsma, masayı sarsma. Oğur sen çok hızlısın. Çünkü ben senden önce başladım. Sen harikasın ya. Nasıl yapıyorsun sen bu kadar? Ben ama sandım. Devrilmemesi lazım biliyor musun? Survivor. Survivoracun.com kanalında şuraya atalım. Çok ihtiyacı varmış gibi. Survivor'dan bahsetmişken kanalımı yapmıyorum. Oo, ben 3. kata geçiyorum. Kuzey Survivor parkuru da yapalım mı? Tur abinin kanalına atarız Kuzey. Havalar güzel olsun. Ooo, 3. kata geçiyorum. Oğlum ama sen bir şey diyeceğim, sen şike yapıyorsun. Sen böyle benim sol koluma vuruyorsun, ne olacak o iş? Burada saçım var, saçımı alabilir miyim geri? Evet, alabilirsin. Oraya koydun kafa, alabilirsin. Taktın saçını. Koydum geri.
Annenin saçı da çok güzel oldu. Yani. Atamadı, atamıyor. Şşş, atma. Abi bir şey dedin, arada karışmasın. Bir şey mi dedin sen benimle ilgili? Annenin saçı da çok güzel oldu. Teşekkür yani. Ederim. Ben yine başlıyorum. Seninki devrilecek kesin. Kuzey, annen çok güzel ama duymasın. Duydu bile. Videoları ben montajlıyorum. Her şekilde duyacağım. Yazık. Yalnız bir şey var. Bu. Ben de yapabilir miyim? Bu sonra yapalım. Evet, gel. Aa, niye sonraymış? Çünkü son en... Beni istemediler videoda. Bak anne, ben... Beni videoda istemediler, farkında mısınız? İyi duydunuz mu? Anne bak, ben... Yalnız çok enteresan bir şey var. Bu hani zorla geliyor, zorlamıyorum. Normalde yaptığımızdan daha zor oluyor bu. Hani bu masadan dolayıdır bilmiyorum. Kayıyoruz. Yani bu tabii bu dön, biz onu döndürüyorduk ya şimdi yapamadık. Vallahi ben çok güzel yaparım da sizi bilemem. Bak Kuzey devrilecek mi şimdi senin sallamanla? Sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Şu butonları yamultacağım. Çok akıllıca. Benden öğrendi. Şöyle bir tutuyor. Tamam. Vallahi benden öğrendi. Yok bir yapıyor yamuluyor ama. Şimdi Kuzey, iyi bir şey yapınca benden öğrendi. Kötü bir şey yapınca ay, sana çekti aynı. İyi olursa Allah'tan, kötü olursa kullan. Tabii. Tamam anne, bu kadar yeter. Hadi yap bakalım şimdi. İyi fikir ha. Atamıyor. Bak sallamayın ne olur ama bak. Benimki şimdi devrilecek sizin sallamanızdan. Ne bu ciddiyet. Sakın ha. Şu en ufak nasıl bir duydun be? En ufak bir sallanmada gider. Neyse ben başlayacağım yani. Kuzey çok güzel. Okulu yapıyorsun sen. Ama şey oluyor Kuzey. Kuzey şöyle yapalım mı? Başlayalım. Hadi okul yapalım. Bak şimdi. Şöyle bir şey. Tamam okul yapalım. Ben sizi yeriniz olsam. Bak bu okulu yapıyor Kuzey çok güzel. Şu evet. Ben göstereyim. Şu okulu. Bu okulu çok güzel yapıyor Kuzey. Ben de bu evi yapıyorum ama yapmayacağım şimdi. Ama Tunç ve İlker beraber yapıyor. Aslında ona şey de yapabiliriz. Okul olayına yorumlayabiliriz okul olayına. Birinci sınıf olsun mu yaptı? Ben zaten birinci sınıftayım. Yani bu çok mu şey olur? Çok yüksek oldu bunlar. Yani tahta yapacağım ilk önce ama çok yüksek oldu. Çok yüksek oldu. Çok olmaz. Tahta yapma zaten yoksa çok kötü olur. Şimdi. Ama tren yapayım tren. Bak treni. Treni tekerlekleri nasıl olacak? Ama ben şu kaleyi yaparım. Yapan tip şeyler bak. Şu kalenin ipucu yapmasını biliyorum ben. Gayet iyi. Bakın ben şu kaleyi yapıyorum. Kuzey. Ne? Okulumuzu yapalım mı? Ben şu kaleyi yapıyorum. Hangine? Şurada kale var ya. Mesela? Ne yaptın sen şu an mesela? Şu kaleyi. Mesela bunlar oturma sıra. Hmm. Sıra. Şimdi bu nedir? Okul sırası olarak düşünmeyelim benim bunu. Benim ben spor salonu diye düşündüm. Bunlar şey gibi oluyor. Hani soyunma kabininde böyle olur ya. Ha ben şu an benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bunu bir benziyor. Önüne daha koyduğumuz zaman sanki kilisede oturuyorlar ya. Ha, evet işte bençe benziyor. Onun gibi bir şey oldu ha bir anda. Evet doğru söylüyorsun. Aa tam kaleyi. Ben olsam sizlere Survivor Parkour'u yaparım bençleri yapmışken. Ha? Ben kaleyi yapıyorum şimdiki. Uzun zamandır hiç beceremiyordum ama. Aa hakikaten öyle oldu ha. Sanki şey... Papa ölmüş de cenazesine gidecek. Papaz. Tamam. Merhaba papağan. Merhaba. Papağan değil papaz. Şimdi ne yapabiliriz? Oradan şeyleri alabilir miyim? Dinozor mu? Silikon dinozorla timsah alabilir miyim? Silikon timsah vereyim de silikon dinozor da orada hemen altında. At verelim hemen. Hemen at ver. Aa bu da var. Tamam at hemen. At bana. Arkadaşlar. Bunlar Toys R Us'ta satılıyor bunlar. Bunlar evet. Çok güzel. Yani şu şekilde söyleyeyim. Ufak çocuğunuz falan varsa ne yutabileceği, ne zarar verebileceği, Allah korusun bunun üzerine, elinin üzerine bile düşse yumuşacık şeyler bunlar yani. Böyle evet, esneyebilen. Bakın. Böyle. Nereden aldın dedi? Toys R Us'tan aldık. Toys R Us'tan aldık. Toys Shop'tan aldık. Aa Toys Shop'tan aldık değil mi? Evet. Fiyatlarını da söyleyeyim biliyorsan. Ha? Fiyatlarını da söyleyeyim. Bu 29.90 mıydı doğru muydu? Evet çok uzatıyorsun. Hepsi 30. 30 lira mı? Evet. Yok 16 lira olanlar da vardı. Hayır. Yani bir ufak figürleri var ama. Hayır. Bak şunu 15 diye almıştık 30'muş. Biz mesela bunu aldığımızda, bunu ya da bunu hangisi, ikisinden birini aldığımızda İstanbul'da hangi alışveriş merkeziydi hayatım? Natürlük. Ona nereden aldık? Baba biz ortak şu kaleyi yapalım mı? Natürlük'e gittiğimizde. Baba biz ortak şu kaleyi yapalım mı? Çünkü
Benim parçam yetmeyecek. Babacım o parça tamam olur, olabilir, yapalım. Şöyle bir şey oldu. Siz de etiketlere dikkat edin. Ama ben onun mantığını farklı bir şey zannediyordum. Şimdi etiketin üzerinde şey yazıyor, 30 lira yazıyor. Altında bir etiket daha var. O da 16 lira. Şimdi etiket değişim tarihi 16 lira olanın daha yeni. Yani 30 liradan 16'ya düşmüş gibi bir durum vardı. Biz de dedik ki, ya Allah Allah dedik, hani yanlış mı okutuldu falan. Ama işin aslı öyle değilmiş. Bazı uyanık şeyler, vatandaşlarımız, bunlar ileri zekalı olan arkadaşlar şey yapıyorlarmış. Başka ürünlerin etiketlerini alıp bunların üzerine yapıştırıp kasadan geçerken vele ki farkına varmadı kasiyer, fiyatını bilmiyor, çok satılan bir ürün değil, geçiyor 16 liradan. Mal tembel adam yaratıcıdır diyorum ve kapatıyoruz konuyu. Bu tembellik değil ki, ahlaksızlık bu. Evet. Tamam, ahlaksızlık da tembellik de zaten şey, çok sağlıklı bir durum değil ki. Aa, tembellik çok güzeldir, öyle değil mi? Evet, çok rahatız. Üşeniyorum, öyleyse yarın diye bir laf var. Aa, evet. Ben o lafı bilmiyorum. Tembellik diye bir din buldum, yayamıyorum diye bir laf var. Bak, ben tembellikle ilgili bir sözleri bilirim yani. Evet. O konuyu hiç bilmiyorum. Çünkü sen eskiden tembeldin. Gülümlesin, hiç bilmiş fark etmem. Eskiden mi tembeldin, ben her zaman tembelim. Ben gidiyorum tekrar. Ben kahve yapmaya gidiyorum. Tembelim ama kahvenizi ben yapıyorum. İçiyorsun. Baba. Yap da bari. Kaleyi yapıyorum. Ben yokken dedikodu yapmayın. Babacığım şimdi ne yaptık tam olarak? Kaleyi yapıyorum. Şimdi sen kalenin ortasını yaptın. Yanlarını nasıl çıkacaksın sen? Kapısını yapıyorum. Tamam. Çok güzel. Ama şunu biraz daha yanaştırmamız lazım. Kapılar birbirine denk gelmeyecek gibi duruyor. Dur bir dakika. Evet. Evet. Aynen. Öyle. Tamam. Tamam oldu. Şimdi ne yapacakmışız? Ve şimdi ne yapıyoruz? Üstünü de kapatacakmışız. Tamam. Hayır, ben böyle kapatayım. Evet. Yoksa hiç olmayacak. Oo, fıstık gibi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi orada yapılabilecek ürünler gösteriyor mu? Onların hepsi bu 101 parçayla yapılabilecek ürünler değil. Hani bazılarına 101 parça yetiyor ama bazıları 150-160 parçayı buluyor. Yani demek ki biz bunu aldık, bunları yapamıyoruz. Aslında bundan bir iki tane ya da üç tane almak lazım. Ya da ben size başka bir şey söyleyeyim. Varsa bir marangoz tanıdığınız, çok şey bir şey değil yani, çok zor bir şey değil. Şunları yapmak çok problem değil. Bu şekilde çıtaları geçecek marangoz. Ben size nasıl yaptıracağınızı da söyleyeyim. Bu genişlikte marangozdan geçirtiyorsunuz. Kalınlıktan geçiriyor. Kardeşim bir tane anlatmak için elinde kalabilir mi? Bir tanesi yanında kalsın, olur mu? Bu kalınlıkta şey yapıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Kalınlık makinesinden geçiliyor bunlar. Geçildikten sonra ince ince doğranıp istediğiniz uzunlukta kestirir. 100 parça değil, 200 parça, 300 parça yapıp istediğinizi yaparsınız. Çünkü şimdi yine size bir fiyat vereyim. Şu oyuncak yine nereden baksanız, şu şekilde almaya kalksanız şu an herhalde 80 lira civarındadır. Hani evet, imkanınız yoksa alın, çocuğunuz için iyi bir şey, ama yoksa da bu dediğim şekilde yapıp daha ucuza mal edebilirsiniz. Kuzeyciğim, burada bir vedalaşalım bir tane. Yani en nihayetinde neyin nasıl olduğunu, nasıl yapabileceğimizi anlattık, değil mi? Alan arkadaşlarımız istediği gibi yapabilir, değil mi? Kalenin yarısını yaptım. Yalnız evet, bakın yetmedi mesela. Daha kalenin burasına falan da ihtiyacımız var ama şey yetmiyor, adet yetmiyor. Babacığım vedalaşalım mı şimdi? Evet. Tanıtmak istediğin bir kanal var mı? Ek bildirimi Buğra Kuzey'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.